Selamlar arkadaşlar. Bugün yeni bir şey yapıyoruz. Normalde yapmadığımız bir şey. Oyun gündemi gibi bir şey olacak. Hazır Crysis 4'te duyurulmuşken yanıma Murat'ı da aldım. Beraber konuşacağız. Arkada Evet. Crysis 3 sahneleriyle Crysis 4'ün duyurusunu konuşacağız. Evet kankam, senden başlayayım. Sen ne düşünüyorsun? Mesela Crysis'le alakalı geçmişin nedir? Crysis'le alakalı bir aşinalığın var mı seriye? Ya tabii ki Crysis ile ilgili bir aşinalığım var. Benim ilk Crysis ile tanışmam 2011 veya 12 yılında olmuştur. Crysis 2'nin çıktığı yıllarda ben Crysis 1'i oynama fırsatı elde ettim. İnternet kafede yaklaşık. Ha tabii o zamanlar hikayesini falan çok umursamıyordum. Hani aa lan Türkçe dublajı falan varmış diye. Oyunun ismi bile aklımda kalmamıştı. O kadar siliktir. Şöyle bir 2015-2016'da falan bu oyunun hikayeli bir oyun olduğunu öğrenip bütün seriyi izlemeye başlamıştım. Öyle bir geçmişim vardır Peki Crysis ile ilgili. oynamışlığın var mı? Mesela Crysis 1'i ne kadar oynamıştın? 2, 3 ile alakalı bir şeyin var mı? Ne kadar oynamıştım? Şu şeye kadar gelebilmiştim internet kafede. Bu kimdi ya? Artık spoiler verebiliriz değil mi? Spoiler serbest. Bam güm gir. Nasıl olsa ilk 3 oyun bende Ha. kanalda var. DLC'yi de oynadık. Yani evet mantıklı. Ya internet kafede oynadığım için hikaye çok fazla ilerleyemedim. Şu üçüncü askerin ölümüne kadar gelmiştim. O kadar. İki, yani iki ya da üçüncü saatinde sonra ilerleyememiştim yani internet kafe. İnternet kafede zaten anca o kadar ilerleniyor. Hani 1 saat 1 Aynen. lira falan filan olunca böyle oluyor. Bizim zaten geçmişimizi biliyorsunuz ama daha önceye de dayanır. Crysis 3 ile başlamıştık normalde kanala. Ama ilk başta Crysis 2'yi görmüştüm ben de. Bu yıl 2015-2016 gibi falandı. Babam oynuyordu bilgisayarında. Orada görmüştüm. Sonra dedim ki hazır CD'si varken ben de oynayayım şu oyunu. Ama ne yazık ki o zaman Crysis 2'yi oynayamamıştık. Sonra bir bilgisayara ve kanala formatlama durumumuz oldu. Ondan sonra Crysis 3 ile tekrardan başladık. 3, 2, ondan sonra 1, sonra da 1'in DLC'si şeklinde gittik. Keşke düz gitseydik. Sence abi Crysis 4'ü çıkmasına gerek var mıydı? Bence yoktu diye düşünüyorum. Bence de yoktu çünkü hani hikayeyi tadında bıraktıklarını düşünüyorum. Hani yani Sefler yenilmişti. Prophet Nasıl zaten olsa yürüyen bir giysi. Prophet giysiye bürünmüştü, iyice giysi şeklini almıştı. Aynen. Zaten Hani yapılacak her şey yapılmıştı. Alpha Seth ölmüştü. Mesela dördüncü oyun çıksa nereden devam edebilir ki? Hikayede ya mesela benim eksik kalan yerler senle var. bunu konuşmuştuk. Evet, senle bunu konuşmuştuk zaten. Yani benim iki ihtimalim var. Hani ya bu birinci oyunda Nomad'in öldüğü çok büyük spoiler verdim bu arada bilmeyenler. Evet. Birinci oyunda Nomad ölüyor. Bunu bize göstermiyorlar. Crysis'in bir çizgi romanı var. Orada Crysis'in da çizgi öldüğü roman var. evreninde Nomad'in öldüğü bir evren var. Crysis 1'in sonunda normalde biliyorsunuz. Crysis 1'in sonunda normalde biliyorsunuz. Her yere bomba atılıyordu. Ondan sonra uzaylıları yeniyorduk. Şu kullanamazsın dedikleri silahı alıp kullanıp uzaylıları cehenneme dibine yolladıktan sonra hala Prophet'ın adada olduğu bilgisi bize geliyordu. Adadan hala sinyal almaya başlıyorduk. Oyunun sonu da adaya geri dönerken bitiyordu. Sonra Crysis'in bir çizgi roman evreninde oraya giderken uçağa saldırı mı yapılıyormuş? Öyle bir şey oluyormuş. Ondan sonra Nomad da kendisini bir lazer füzesinin menine önüne atıyormuş arkadaşları için kendisini öyle feda ediyormuş diye bir yerde okumuştum. Yani Ben de çizgi romanı okumadım. Nomad Yani öyle kendini feda internette ediyor okumuştum. diyorsun. Ben öyle biliyorum. Yanlış olan yorumlarda düzeltebilir. Ben Bir öyle de biliyorum. Rus modcuları bu çizgi romanı oyunlaştırmışlar. Çizgi romanı oyunlaştırmışlar. Sadece Rusça dili var ama Nomad'in öldüğünü isterseniz Crysis Wrecked mı? Öyle bir tane modu varmış. Öyle o modu yükleyerek oynayabilirsiniz. Ama Crysis 1'e ihtiyacınız var mı bilmiyorum. Nomad'in ölümünü Onu ben bilmiyorum. evet öyle bir tane mod gibi bir şey var ama tek başına çalışıyor. 3 GB'lık bir şey. Belki bakarım ya. Şimdi bilgisayar var diye bu sefer de internet upload hızım düşük. Neyse, ben şey düşünüyorum. İki ihtimalden birisi şu. Ya bu Crysis
2'nin hani Crysis 1'in bittiği yerden Psycho ile oynamaya başlarız. Yani bu Psycho'nun Psycho'nun nasıl daha da kıyafetini nasıl güçsüzle. kaybettiğini Evet. görürüz. Yani oraları görürüz. Hem Psycho ile yine bir uzaylı istilasını püskürtmeye çalışırız. İşte Prophet New York'taysa Psycho neden Washington'da olmasın. Zaten Psycho'ları sever ya. Tam Psycho'nun mekanları. Eğlenceli karakter zaten. Warhead'i Şöyle de bir zaten Psycho biliyorsunuz. varken. Asıl Psycho'yu kontrol ettiğimiz bir oyun çıksa Evet çok iyi evet olur. Çünkü biliyorum. Crysis Warhead'de Crysis 1'in olduğu zaman da adanın diğer tarafında Psycho ne yapıyordu? Onu oynuyorduk. Oldukça güzel bir ek paketti ama sadece bir ek paket olduğu için normal Yine çok Psycho'yu güzel bir kontrol paketti. edebileceğimiz yine Ve grafikler şöyle çok iyiydi, bir evet. şey eklemek istiyorum. Grafikler de çok iyiydi ve Crysis'in orijinal birinci oyununda Nomad'i sadece bir kere yanlış hatırlamıyorsam sinematik olarak tamamen görebiliyoruz. Yüzünü Sadece iki falan. kere mi ne gözüküyor? Psycho'yu her sinematikte görebiliyoruz ve ne bileyim bu bana daha fazla Crysis'i sevmem için bir şey nasıl denir? Hani Crysis'i daha fazla Crysis'i sevmemi daha fazla sağlayan bir sevmeni oyun. sağlayan bir şey olmuştu. Aynen. Ya çünkü hani ben FPS oyunları severim ama ne bileyim hani karakterimizle bütünleşmeyi de severim. Mesela hani onu ve bu bütünleşmeyi ne bileyim ben görsel olarak görmek hani tepki vermesi falan da tabii çok önemlidir. Öyle bir yaratık görünce durması olmazdı ama görmek daha iyidir. Ve ne bileyim ekip paket diye de böyle yarım yamalak bırakmamışlardı. Yine Cyberpunk'ta bir hikayesi vardı yani. Akıyordu oyun. Ben ek paketi oynadım Ben bu arada. beğenmiştim Gururla mesela o söyleyeyim ek paketi. Crysis 1'den sonra direkt. en sevdiğim Crysis oyunudur. Oyun olarak bakacaksak en sevdiğim Crysis oyunudur. Ama ne yazık ki sadece 2 saatlik küçük bir ek paket olarak kaldı. Evet. Onu bitirmiştim bu arada. Çok Onu iyiydi o. gururla söyleyebilirim. Bir de İkinci giysi özellikleri konusunda ikinci ve üçüncü oyunda bildiğiniz gibi Crysis 1'deki ve Warhead'deki kadar özellik yok. Biliyorsunuz evet. Crysis 1'de ve Warhead'de maksimum güç, ondan sonra maksimum hız gibi özellikler vardı. Crysis 2 ve 3'te direkt olarak dahil ettiler ve herhangi bir güç yok. Sadece zırh ve gizlilik açabiliyorsunuz. Bir de bir tuşa bastığınızda güçlü bir tekme atıyorsunuz. O da maksimum güç yerine geçmiyor. Mesela Crysis 1'de maksimum hızı ve maksimum gücü açtığınızda hem aynı zamanda gidip hem de güçlü bir şekilde zıplayabiliyordunuz uzağa kadar. Ya maksimum bu arada maksimum hızla şunu yaptırabilirim. Türkçe dublajda o Korelilerin şeyini biliyorsunuzdur böyle çok komik bir şeyler var ha, falan gibi şöyle Ketçap sesleri surat falan vardı. diyordu. Ketçap surat. Abi bir gün bak o anımı hiç unutmuyorum. Maximus'la giderken adamın önünden geçtim ve adam blokta kaldı. Hani ben adamın önünden geçtim adam hala benim geçtiğim yere silahını doldu ve durdu öyle. Hani öyle bir şey de yaşamıştım. Değişik bir şey maksimumuzla öyle anılarımız oluyor ama helikopter falan geldi mi affetmiyordu tabii. Şu dördüncü oyun çıktığında üçüncü oyundaki ve ikinci oyundaki gibi giysi özelliklerinin sınırlandırılmış olmasını değil daha fazla gizli özelliklerinin olmasını Evet. tercih ederim. Tabii onlar ne bilir bilmiyorum daha geliştirme aşamalarının çok başındaymış zaten oyun. Sadece Yani haberi geldi. haberi geldi. Haberi de Yani. gelmeyebilirdi çünkü Çin'in sosyal medyaları Evet, çok evet, komik. evet. Çin'in sosyal medya şeyi Bilibili'de ortaya çıkınca görseli. Ya adamlar da mecbur kaldı birazcık. Ulan, hani, bu içinden sövenler vardır ulan daha yeni başladık buna falan bir bekleseydiniz. Biraz bekleseydiniz ne hemen salıyorsunuz falan diye. Çin'in sosyal Ya işte. medya adresi Bilibili'de çıkınca, sosyal medya sitesi Bilibili'de ortaya çıkınca Adamlar görseli. birazcık mecburiyetten duyurdular gibi oldu evet. Sanki biraz aceleye gelmiş gibi E3'e filan E3'e ya da Gamescom'a planlanmış Aynen. gibiydi. Bu arada bence öylesi çok daha düşünsene böyle en son şey Crysis çıkıyor böyle yani tam kapanmaya yakın o falan. Bence daha epik olurdu yani. Crysis en son Bekleseler de. çıkmazdı ama Yani bir ortalarda bir hayalimiz yerde yer vardı. alırdı. Tam böyle oyunları tanıtırken biliyorsun değişik değişik oyunlar tanıtırlar. Hiç kimsenin umurunda olmaz. Evet. Hiç kimsenin umurunda olmayacağı bir oyun gösterecek sanarsın. Ondan sonra bir bakarsın Crysis 4 oluyor. Öyle şey robotik sesle 2017'de maksimum güç falan diye çıkıyor. Crysis 1'deki sunum gibi. Hani ilk ulaşılırken bir sunum vardı ya onun gibi. başlarken böyle bir ara sahne Aynen geliyordu. evet. Bunu Neyse. 2017'de Metroid Prime için yapmışlardı. Metroid Prime için mesela bütün
şeyler düşmüştü işte böyle. Bütün hype'ler düşmüştü. Heyecan bitmişti. Sonra bir Metroid Prime 4'ü duyurdular. Metroid Prime 4'ü Biz duyurunca... biraz konuyu dağıttık galiba. Abi sen peki nereden düşünüyorsun? Ben ikinci ihtimalimi sonra söyleyeyim. Senin birinci ihtimalini alayım. Benim Sence birinci oyun nereden ihtimalim başlar? şöyle olur. Crysis 3'ün son ara sahnesinde bayağı spoiler'a giriyor ama Crysis 3'ün son ara sahnesinde bu Kredis'ten sonraki ara sahnesinde Merhaba. Psycho'nun giysiyi aldığını ve Seth üslerini ve hastanelerini yok ettiğini görmüştük. Psycho'nun kıyafeti nasıl geri aldığını 3. oyundan sonra anlatabilirler diye düşünüyorum ama Mantık bu arada onu bana sen diyene kadar şu 3 gün öncesine kadar ben Sayko'yu normal asker olarak şey aklımda adam kalmış. Bir yanından daha nasıl bakınca geçer fark ya? ettim onu. Adamın o kadar yakınına girersen bence fark edilirsin de neyse. Sayko Yakup demişti. merhaba. işte öyle bir şey yapıyormuş. Kıyafeti nasıl geri aldığını ya da Bence kıyafeti Crawford. veriyorlar mı, bir şey mi oluyor, onu bir anlatsalar güzel olur. Ya onu bak şey yapacaklar bence. Onu şöyle yaparlar. Hani Prophet şeyi Seth istilasını defetti ya. Adam artık zaten yürüyen nano. Üretmiştir, seri üretime geçmiştir abi. Bütün Amerikan ordusu böyle şey. Sen de al, sen de al. Yani duyurulduysa bir iki tane olasılık var. Onlardan devam etmeli ama gerek yoktu bence. Ya bence ikinci ihtimalimde çok düşük bir ihtimal. Ama çok düşük bir ihtimal. Bir ihtimal Nomad ölmemiş olabilir ve içine böyle hani boss düşman Nomad olabilir böyle. Yani Nomad'in de böyle giysisi bir ara evrimleşme aşamasına girmişti ya. Crysis Crysis 1'deki 1'in mesela şeyinde sonunda. mağarada, Crysis 1'deki mağarada Prophet hayatta kalamamıştı. Yani hayatta kalamamıştı derken Crysis 1'deki mağarada Prophet'ın içine uzaylılar girmişti ama Nomad elini kolunu sallaya sallaya çıkmıştı mağaradan. Ya o biraz da bizim başvurmamızdan kaynaklı bir durumdu bence de. Yok, Neyse. kıyafeti daha güçlü olarak diyorum o yüzden. Evet. İşte hani böyle kendisini işte feda ettikten sonra böyle bitkin bir halde yere düşüp uzaylı çipler tarafından böyle nano giysisi kontrol altına alınmış olabilir. İşte yani yeni düşman olarak o bütün uzayları kontrol edebilir ve dünyaya saldırabilir. Hani ama uzaylı çiplerin işte kontrolünde Nomad boss olabilir. Baş düşman Böyle olarak bir Nomad ihtimal olur var. diyorsun. Ama yani bu kadar uğraşacaklarını düşünmüyorum. Bu çok düşük bir ihtimal. Ama çıkarsa da galiba bu fikri yaratan ilk kişi benim. Bakalım ne olacak. Crysis Ya 4 kabaca böyleydi arkadaşlar ama dediğimiz gibi daha fazla kıyafet özellikleri, birinci oyundaki ve Warhead'deki kıyafet özelliklerinin geri gelmesi, ondan sonra adam akıllı bir hikayesinin olması, sonra optimizasyonunun düzgün olması ve bilgisayarları oha, onların patlatmaması işimi çıkmaz. dileğiyle. temennisiyle bir oyun bekliyoruz ama erken duyuruldu mu? Evet, erken duyuruldu. Gerek var mıydı? Hayır, gerek yoktu. Ama Crysis Trilogy çıkınca remaster olarak birinci, ikinci ve üçüncü oyunu yeni nesil konsollara ve eski nesil konsollara getirince biz zaten bir şey duyurulacağını anlamıştık ama Yani çoğu herkes anlamıştı onu. Çünkü hani remasterları boşu boşuna yapmazlar diye düşündü herkes mantıklı olarak. yine de ilk 3 oyununda şu anda zaten tamamlayıcı bir hikayesi var. 4. oyun çıkarsa çizgi romanlarından şuradan buradan devam eder herhalde. Biliyor muydunuz? Mark Yani. Cerny'e bir tane kanal var. Bir tane kanala benziyordum. Takılıyordum O falan. zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Crysis 4'ün adam akıllı bir oynanış videosunu şununu bunu bekleyene kadar, çıkana kadar beklemeye devam ediyoruz. Herhalde E3'te ya da Açıkçası Gamescom'da çıkar. beklemeyi çok seviyorum. Sen niye beklemeyi seviyorsun lan? Stalker 2'yi bekliyorum. İyi de Vox Stalker 2, biz Crysis 4 konuşuyoruz. Olsun, aynı bir şey. Aynı oyunu bekliyoruz. Bakalım ne olacak sonuçta. Bence gene Battlefield 2042 gibi berbat deyip hemen salacaklar. Bence salmayacaklar. Bakalım ne olacak. Yani 2020 doğru. O zaman Peki tek arkadaşlar yapacağız şey nedir? izin modunu açıp ha, oraya doğru çabucak 2 saniyede gitmek. Niye yapamıyorsun ki? Evet, salak kendimle konuşuyorum. Kendinle konuşuyorsan niye mikrofonumu şey yapıyorsun abi Niye ya? iniyorsun ki? Zaten görünmez moddasın. Sanki bir seni görecek. Ha doğru, bu oyunda enerji şey vardı. Şimdi işaret ediyor, adama bak.
O zaman arkadaşlar şimdilik bizden bu kadar. Yeni bir video ya da yeni bir haber çıktığında tekrardan Ben gittim önce haberleştiririz. bıçakla yaparsın lan. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Yaptı. Yaşasın. İnanamıyorum. Vay canına. Çok güzel oyuncu. Onun yüzünden o. Tahmin edeyim fark edilecek. Bakalım fark edilecek. Fark edeyim. He? Fark edeyim. Fark edeyim. Yakup. Reis. Yakup kendi oynanışına bakıyor şu anda. Bayağı eskiden ya bu oynanış. Aa.